Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir konuyla daha beraberiz. Aşk tarzı, halk şiiri ve nazım biçimleri konumuz. Aşık tarzı derken A'yı bir uzatıyoruz böyle. Acaba neden? Aşık mı, aşık mı diye bir düşünmüyor değiliz. O zaman soralım, yani aşık mı doğrusu, aşık mı? Yani şapka var mı yok mu? Evet gençler, size şapkalı harf mi yoksa şapkasız A mı, şapkalı A mı? Bilmiyorum hocam. Şapkalı değil mi hocam? Yani şapkasız olsa aşık. Ne olur? Şapkasız olursa sevgili anlamındaki aşık olmaz mı? Ya da tam. Yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum. Ezgi? Ben bilmiyorum hocam. Onur? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Evet. Çok güzel. O zaman bazı yerlerde bunun şapkası olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde şapkalı. Doğrusu şapkalı A olacak. Niye? Aşık dediğimiz zaman kemik demektir gençler. Kemik. Aşık atmak diyoruz. Kaşık atmak derler. Benimle kaşık atmak gibi algılanır ama aşık atmaktır. Kemik atmaktır. O da bir yarıştır aslında. Aşık kemik demek. Aşık, aşık olan demek. Şimdi bu yüzden aşık edebiyatı derken şapkalı harf kullanacağız. Olmayan yerlerde mutlaka düzeltin. Açıklaması da bu şekilde. Şimdi aşık adı denilen bu yapı, aşıklık geleneği ya da aşık tarzı Türk şiiri ne demek? Söyleyeni belli olan şiirlerin yer aldığı Türk halk edebiyatının bir kolu da aşık tarzı Türk şiiri. Ne demek? Ozanlar ellerine bir bağlama alıyor. Değil mi Ezgi? Sen bağlama çalıyordun galiba. Evet. Bir bağlama alıyorlar. Bu bağlama eşliğinde şiirlerini dile getiriyorlar. Bu yüzden aşık edebiyatı diyoruz. Evet. İslami Dünyası Türk Edebiyatı'na kadar gider bu ve cönk adı verilen defterlerde ne yapıyorlar? Şiirlerini burada tutuyorlar. Şimdi dini etki var mıdır bunlarda? Dini etki? Tabii bazı dönemlerde. Bazı dönemlerde var ama çoğunlukla tekke edebiyatında daha fazla. Evet. Bu dönemde biraz çok daha böyle aslında. Yiğitlik olabilir mi? Evet, yiğitlik var. Evet. Aşk olabilir mi? Evet. Adam aşık zaten. Tabii aşkından daha. Aşk olmadan aşık edebiyat olur mu? Olmaz. Bu yüzden ne var? En temel unsur ne var? Aşk, sevgi, güzellik terimleri mevcut. Şimdi 8'li ve 11'li hece ölçüsü kullanılıyor. Bunun dışında nazım birimi olarak dörtlük nazım birimi var. Ve ne kullanıyoruz tabii ki? Nazım birimi dörtlükse ne vardı? Hece ölçüsü vardı. Halk şiiri olduğuna göre nedir? Dili sade midir? Sadedir. Özellikler bu kadar basit. Halk şiiri ise dili sade, nazım birimi dörtlük ve hece ölçüsü var. Bu üçü ayrılmaz bir bütündür. Yani anonim gibi mi ama yazarı belli sadece. Evet, anonimden tek farkı yazarı belli. Bu kadar basit. Doğru okunması sebebi de kolay ezberleniyor. İnsanların aklında kalıyor. Böylece yazıya geçirilmiyor zaten çoğu. Evet, yani şu anda aşık tarzı Türk şiiri diyoruz ama çoğunlukla ne var? Cönklere yazılmış. Biz cönklere yazılanları biliyoruz. Yazılmayanların hepsine de anonim diyoruz zaten. Evet, evet şimdi benzetme sanatının sıklıkla kullanıldığını göreceksiniz. Aynı zamanda tam kafiye ve yarım kafiye bu dönemde var. Zengin kafiye çok az. Zengin kafiye nerede göreceğiz? Sonraki videolarda göreceğiz. Şimdi aşık tarzının önemli isimlerimiz de var. Mesela Aşık Ömer. Duydunuz mu işte daha önce gençler? Aşık Gülabi var. Aşık Gülabi. Ben duymadım aşık hocam. Ruh Saati, Aşık Mahsun, Aşık Veysel. Aşık Veysel. Onun dışında evet, Ercikli Emrah, Gevheri, hatta kendi adına bakan var. Kaygısız Abdal, Kayıkçı Kul Mustafa, Pir Sultan Abdal. Önemli temsiller var. Bu temsilleri bir sonraki videomuzda göreceğiz. Bugün nazım şekillerine değiniyoruz. Ve neler var bu nazım şekillerinde? Koşma, semai, varsağı ve ne var arkadaşlar? Destan var. Bu nazım şekillerini inceleyelim. Bir, en popüler ve en çok sorunun geldiği nazım şekli, en çok kullanılan koşma nazım şekli ya da nazım biçimi var. Şimdi şu soruyla karşılaşıyoruz bazen. Nazım biçimi, nazım türü. Evet. Duydunuz mu gençler hiç bunu? Ben duydum hocam. İkisini çok karıştırıyorum. Evet. Ben de çok karıştırıyorum. Nazım biçimi, bakın biçim derken yapıyla alakalı bir durum söz konusu. Tür derken işlediği konuya göre adlandırmaktır aslında. Biçim bir format. Konu bakımından ayırırsak da nazım türü olarak ifade edeceğiz. Koşmada bu bir sorundur ve sorudur. Nasıl yapıyoruz gençler? Koşma, 11'li hece ölçüsünün kullanıldığı nazım şekline verilen bir addır. Ve burada dörtlük nazım şekli dörtlüklerle kuruluyor. Ama kendi içerisinde alt başlıkları var. 1. Güzelleme. Şimdi arkadaşlar koşmaların genel yapısına baktığımızda genelde şiirlerin son bölümünde mahlas var. Güzellemelerde koşmanın hepsinde mahlası göreceksiniz. Koşma türlerinde. Güzellemede de bir mahlas kullanımı söz konusu. Peki güzelleme ne demek adı üstünde? Güzeli, sevgili anlatan şiirlere güzelleme diyoruz. Konusu tamamen aşktır bunların. En güzel örneklerinde bizim karşımıza kim çıkartıyor bu örnekleri? Karacaoğlan. Güzelleme arkadaşlar, halk şiirinde ve Türk edebiyatında güzelin adını ilk kez kullanan kişi kimdir o halde?
Karacaoğlan. Karacaoğlan. Elif diye Elif. Kullanmış. Güzelin adı da Elif'tir bu arada. Bir güzelleme örneği okuyalım. Okumak isteyen var mı? Ben okuyayım. Evet Dilara, senden alalım bir güzelim örneği. Nasıl vasfedeyim güzelim seni? Rumeli Bosna'yı değer gözlerin. Dünyaya gelmemiş eşin akranın İzmir'i Konya'yı değer gözlerin. Evet, bakın burada neler var? Güzeli vasfetmek var, gözleri var. Eşi akran olmayan bir güzellikten bahsediyor. Dörtlükte. Dolayısıyla güzelim örneği midir? Evet. 11 hecesi var mı? Ün harfleri saydığımızda 11'e ulaştığını var. Göreceksiniz. Dolayısıyla bu bir güzelleme, yani koşma nazım biçimidir diyoruz. Koçaklama. Hani koçum benimden aklımıza gelsin. Ne diyoruz? Koçum benim aslanım. Yani yiğitlik konusunda şöyle ne diyoruz? Koçaklama diyoruz. Koçaklamada da arkadaşlar en güzel örneklerini Köroğlu'nda görmek mümkün. Ve Köroğlu ne demiş? Bunun örneğini de kimden alalım? Ezgi, senden alalım. Evet. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Mesela bunun Köroğlu'dan alındığını bilmiyor olsak şunu diyebiliriz. Ok gıcırtısı, Bolu Bey'i, Bolu Bey'in, Bolu Bey hani hiç Bolu o da olmasa, onun büyük rakibi hiç o olmasa şöyle diyebiliriz. Mesela orada ne diyor? Ok gıcırtısı, kalkan sesi, savaşla ilgili sahneler var. Bunun filmi de var hocam. Filmi de var. Yani izleyemedim ama bakacağım, bakacağım. İzlemedim. Yani hocam evet. Sevgiliye söylenmediği çok belli. Sevgiliye söylenmediği çok belli. Ne yapıyor burada? Tamamen yiğitlik, kahramanlıkla ilgili ifadeler söz konusu. Gelelim taşlamaya. Taş atma mı? Evet, mecazen bir taş atma var. Buradaki ifadede ne var? Bir kimseyi yermek ve eleştirmek için yazılmış olan halk şiirine ne diyoruz? Aşık Tarzı Türkçe'nin örneklerinden taşlamada bir kişiyi amaç yermek. Halk edebiyatında çok çok kullanılan hızlı şekillerinden bir tanesi. Peki hocam divan edebiyatına ne diye geçiyor taşlama? Taşlamalara biz yergi şeklinde ifade ediyoruz ama esas itibariyle divan edebiyatının bunun karşılığında biz hicve diyoruz. Hiciv olarak karşımıza çıkıyor. Modern şiirde de yergi olarak karşımıza gelir. Genel bunların hepsi bir yergide bulunmak olarak geliyor. Taşlama çok böyle günümüzde artık bu dönemdeki anlamını görmüyor. Bir taşlamada bunu denildiği zaman daha kötü, daha argo kullanmış gibi bir ifade var. Bir yergide bulundu dersek yumuşatmış oluyoruz. Hicivde de ilgili zaten daha sonra divan şiirinde göreceğiz. Nefi'nin ölümüne sebep olmuş bir türdür aslında taşlama. Evet, taşlamayı da bir örnekle bitirelim arkadaşlar. Dilara, senden bir taşlama örneği alalım. Bir vakte erdi ki bizim günümüz, yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarısına derman arıyor, deva belli değil, dert belli değil. Burada deva belli değil, dert belli değil derken, yani bunun nereden geleceğini biliyor ama bunun ne olduğunu göremediği için bir eleştiri söz konusu, eleştiri şiirleri diyebiliriz. Bilinen örneklerin dışında bir örnek vermeye çalıştık. Dört diyoruz, ağıt diyoruz arkadaşlar. Anonim halk şiirinde de zaman zaman anonim olan ağıtlar var ama aşık edebiyatında da biz koşmanın bir alt başlık ağıtı da görebiliyoruz. Doğal afetler, ölüm, çaresi karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi ifade eden ezgili söyleşileri biz ne diyoruz? Ağıt diyoruz. Ağıt yakmak bizim geleneğimizde var zaten. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da bunu görmek mümkün. Şimdi ağıt yakan kişileri ne diyoruz? Ağıtçı diyoruz. Bazı yerlerde ahçı da deniyor. Aşçı değil ama değil mi? Ahçı. Yani ş harfi yok, ş harfi yok. A ve h harflerinden sonra ç ekine getiriyoruz. Yani ahçılarda. Ah eden anlamında kullanılıyor. Aslında ağıtçı daha doğru bir kullanım. Beddua eden ona ah etmek, bu da anlam başkalaşmasına uğramış bir yapıdır. Evet, bir ağıt örneği alalım. Ezgi, senden alalım. Elinde ördüğün çöpür ağını, kahan eylediğin kelem bağını, şu kabal biçtiğin sap orağını al. Ulu Tanrı'ya bergüzar götür. Evet, burada dünyada neyin var neyin yoksa al hepsini Ulu Tanrı'ya götür. Yani sen bu dünyayı terk ettin. Yumuşatılmış bir ağıt örneğidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim koşmadan sonra. Aşık tarzı Türk şiirinde, aşık edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli. Semai. Hocam ben çok karıştırıyorum bu ikisini yine. Şimdi koşmada kullandığımız bir ne var? 11 hece ölçüsü var. Dilara. Evet. Semai'de ise 8 hece ölçüsü var. Hı. Şimdi şunu düşüneceksin. Koşmanın konularıyla semainin konuları aynı. Evet. Tamam. Yani sen Ezgi ile nasıl bir bütünsen görüntünüz aynı ama şu var. Birinizin boyu kısa. Tamam? O kadar net. Ezgi'nin hocam. O zaman sen koşmasın. Tamam, ben 11 hece ölçüsüyüm. Sen 11 hece ölçüsü. Ezgi 8'li. Ezgi 8 hece ölçüsü. Semai daha kısa olan. Tamam, bu kadar basit. Semai topuklu giymiyor. Tamam. Şimdi olay şu.
koşma 11 ile ölçüsü, semayı 8 ile ölçüsü. Artık karıştırmam her hocam. Her şeyiniz aynı. Tamam. İkiniz de öğrencisiniz. Tamam. Ama ne farkınız var? Birinizin boyu kısa. Koşma 11 ile ölçüsü daha uzun, semayı 8 ile ölçüsü arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bunu bilen herkes bu soruyu doğru yapabilir. Bununla ilgili soruları doğru yapabilir. Koşma ve semayı ayrım çok rahat yapabilirsiniz. Ne diyoruz? Koşma 11 ile ölçüsü, semayı 8 ölçüsü yapı itibariyle aynı. Başka hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Karaca olan ve Erzurumlu Emrah bu konuda en fazla şiir söylemiş, semayı söylemiş kişilerdir. Özel bir bestesi var. Güneydoğu Anadolu'da ve Güney Anadolu'da çok fazla kullanılır semayiler. Okay. Şimdi bir semai örneği alalım. Karacaoğlan'ın bir semaisi var demiştik. Güzel adını söylemişti demiştik. Semai kimdi? Hangi semaiydiniz? Bendim. Evet, sen semaiydin. Kısa olan sendin. Evet. Kısa olan sendin. Evet hocam, kısa olan tamam. Benim. Evet. Bir semai örneği alıyoruz, dinliyoruz ve ne yapacağız? Semai örneğimize de buradan bakıyoruz. Kaç tane ölçü kullanılmış? 8'li mi değil mi ona da bakalım. Evet Ezgi. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül aptal olmuş, gezer Elif Elif diye. Elif'in uğru nakışlı, yavru balaban bakışlı. Yayla çiçeği kokuşlu, kokar Elif Elif diye. Evet, ölçüsüne bakalım. 8 ece ölçüsü mü? Yani ünlüleri sayıyoruz. Kaç tane ünlü var? İlk dizede evet, 8 tane ne yapmışız? Semai örneğini vermişiz. Semai bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer aşk tarzı Türk edebiyatının, aşk tarzı Türk şiirinin daha doğrusu aşık edebiyatının, aşıklık geleneğinin en önemli nazım biçimlerinden varsaya geçiyoruz. Varsa adı üstünde varsak Türklerinin kullanmış olduğu şiirlerdir. Şimdi 3 ana başlığımız var. Koşma konusu genelde güzellik, güzel, sevgi, aşk temaları var. Semai var biraz daha kısası ve varsağı var. Şimdi şunu unutmayın. Koşma 11'li, semai 8'li. Peki varsayı nasıl akıda tutacağız? Varsayı da 8 arkadaşlar. Varsayı ile koşma ve semayı arasındaki fark şu. Varsayı ile semayı diğerlerine bir tarafa atacağız. Semayı ile arasındaki benzerlik şu. İkisi de 8 ediyoruz. Fakat konuları farklı. Mesela semayide güzellik konusu varken varsayı da yiğitlik konusu var. İşte nedir? Kahramanlık konuları var. Mücadele etme, biraz da isyan şiirleri diyebildiğimiz şiirler söz konusu. Bu yüzden varsayı bizde Güney Anadolu'da yaşayan varsak Türkmenler arasında kullanıldığı için özel bir ezgiyle söylenmesinin yanı sıra şu ifadeler var, ünlemler var. Bire hey be hey bağırıyor. Dağlara çıkmış Dadaloğlu, Karacaoğlan çok güzel varsa örneklerini vermiştir. Ve varsalar yiğitçe bir edayla söylendiği için ezgisel anlamda da semayeden nedir? Farklıdır. Adam kahramanlık, epik tarzda biraz da söylediği için ayrı bir yapıya sahip. Evet ne yapalım? Varsa örneği alalım. Diyor ki şair, bire ağlar bire beyler, ölmeden bir dem sürelim, gözümüze kara toprak dolmadan bir dem sürelim, diyor şair. Evet, varsa da bu kadar arkadaşlar. Geçiyoruz destan. Evet arkadaşlar, aşk edebiyatının son nazım şekli destanla devam ediyoruz. Destan, aşık şiirinde kullanılan nazım şekillerinden birini olması şu açıdan önemli. Bazı destanlar kaleme alınmamış ama kaleme alınan, yani yazıya geçilen destanlar önemli. Hacim olarak semaiden, koşmadan ve varsadan oldukça uzun bir yapıya sahip. Diğerleri 3 dörtlükten oluşmasına rağmen bunun sayısı oldukça fazladır. 8, 10, 11, 12, 17'ye kadar çıkan destanlar olduğunu, hatta 154'te varan destanlar olduğunu biliyoruz. Hatta en uzun destan var. Evet. Kırgızların Manas destanı var mesela. Şimdi destan türünde en güzel örnekleri bize Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman destanıyla vermiştir arkadaşlar. Varsağı'dan farkı daha uzun olması ve nedir? İçerisinde kahramanlık mücadelenin daha fazla yer almasıdır aslında. Bir destan örneğiyle biz bugünkü konumuza, bu dersin konusunu komple kapatıyoruz ve son veriyoruz. Ne diyor şair? İptida Bağdat'a sefer olanda atladı hendeyi geçti genç Osman. Vuruldu sancaklar kaptı sancağı, iletti hendeye dikti genç Osman. Evet, Genç Osman destanı, yani Kayıkçı Kul Mustafa'dan almış olduğumuz bu dörtlükte de ne yapıyoruz? Dersimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.